Arkadaşlar, İslam felsefesi hakkında genel bir değerlendirme yapalım diye düşündüm. Biz biliyorsunuz Çorum İlahiyat Fakültesi'nde Aygün Hocam'la birlikte İslam felsefesine dair o kronolojik okumalar yaparken problematik okumalar da yapıyoruz ve Müslüman alimlerle, Müslüman filozoflarla felsefe yapmayı deniyoruz. Onları orta çağ felsefesinde olmuş bitmiş şeyler değil, çağdaş figürler olarak okumaya çalışıyoruz. Nasıl Whitehead'in Batı felsefesi Platon'a düşünen dipnotlarsa biz de Farabi'yi merkeze alıyoruz. Onun İlimlerin Sayımı adlı felsefi eserini giriş olarak görüyoruz. Ve bu çerçevede İslam felsefesi teşekkül dönemine dair makalelerimizi birinci dönemde Tenkit dönemine ait makalelerimizi de ikinci dönemde okutuyoruz. İkinci dönemde İbni Bace ile zaten Gazali'yi okumuştuk karşı söylem olarak. İbni Bace ile İbni Tufeyl ile okuyoruz. Şimdi İbni Tufeyl'in bir kilit noktası, onu özellikle üzerinde durmak istiyorum bu değerlendirme şeyinde, bu videosunda. Çünkü İbni Bace tam bir denge. Yani bu hani Farabi ile İbn Sina Doğu meşriki felsefenin doğudaki aydınları, İbn Bace Batı'da Endülüs'te, İbn Tüfeil onun talebesi, İbn Rüşd'ü hazırlayan alim İbn Tüfeil ve bu bağlamda işte bir analiz de yapıyor ve onun özellikle Hay bin Yaksan figürü üzerinde üzerinde duracağım ve o arif kavramı apsal üzerinde zahirle batını okuma bağlamında faal akılla olan o süreci Türk düşünce tarihinde Hallaç Yesevi çizgisinde bir okuma yapmayı deneyeceğim. Yani bu Türk düşünce tarihi, çünkü bizim felsefeyi Anadolu'ya yeniden yurtlandırmanın öncelikli amacı Türk felsefesine olası katkıları artırmak, bunu biliyorsunuz. Türkistan-Türkiye irtibatının felsefi temellerini klasik metinlerden hareketle okuyoruz. Ve bu Farabi'nin ortaya koyduğu sistemin Yusuf Has Hacip ve Kutadgu Bilig'le ve Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmeti'yle kamuya ve halka ulaştırıldığını söylüyoruz. Şimdi biz bu İbni Bace, İbni Tüfeil'e gelelim. İbni Tüfeil diyor ki, ya bu Farabi çok önemli bir filozof ama İbn Sina aslında Doğu felsefesini kurandır. Yani Hikmetül Meşrikiye'yi kurandır. Mantıkül Meşrikiye'nin var, Hikmetül Meşrikiye yok. İşte Hay bin Yaksan aslında onun bu Doğu Hikmeti'nin, Meşriki Hikmet'in, özgün felsefenin temellendirilmesi ve açıklanmasıdır. Zaten bir diğer adı da Esrarül Hikmetil Meşrikiye'dir. Şimdi Farabi önemli diyor, tamam. Ama diyor, yani neticede bu peripatik felsefeyi merkezli yapmaya çalışıyor. Asıl önemli olan İbn Sina'dır. İbn Sina o bir Doğu felsefesini kurmaya çalışan insandır. İşte mesela hakikaten Farabi pek ayet ve hadislere şey yapmaz ama İbn Sina'nın ayetleri ve hadisleri de kullandığını biliyorsunuz. Ve o İhlas Suresi tefsirini yazdığını ve tercüme edildiğini de biliyorsunuz. Şimdi bu çerçevede baktığımız zaman biz Hay bin Yaksan'ı, bu İbni Tüfeil'in perspektifini son derece, bu mesela felsefeyle din, akılla vahiy, rasyonalizmle empirizmin ortak oluştuğu, yani uyumunu gösteren iki sistemi de kullanan ve bu anlamda tümevarım ve tümden gelim yöntemleri açısından da kullanabileceğimiz bir hikaye. Bu İslam Felsefesi kitabı, Bayram Ali Çetinkaya Hoca'nın şey yaptı. Burada Hasan Üzerp kardeşin hem İbn Bace hem İbn Tüfeil'le olan ilgi kısımları var. Bu videoyu ana hatlarıyla ondan ve bu bizim Aygün Hocamla birlikte kaleme aldığımız metinden hareketle sunacağım. Şimdi özellikle bu Hay bin Yaksan, Salaman ve Apsal üzerine düşünecek olursak, yani o Hikmetül Meşrikiye'nin, bir Doğu felsefesinin anlatılması, ya Esrarül Hikmetil Meşri, aslında biliyorsunuz Huneyn bin İshak tarafından Yunanca'dan Arapça'ya çevrilmiş Salaman ve Apsal diye bir meselden ilk bahseden İbn Sina zaten ona dair bir metin de yazıyor. Ve bu anlamda Tanpınar'ın deyimiyle İslam düşüncesinin ilk romanı ve
tek romanıdır o diyor. Hayvin yaksan ama İbn-i Tüfeğ'ninkine yani. Fakat bizim için mesela Molla Cami bu felsefe, kelam ve tasavvufu eş güdümlü götüren Türkistan ve yani bu coğrafyada oldukça etkili olan Molla Cami, Abdurrahman Cami'nin de bir Salaman ve Apsal diye bir eseri var. O 1968 yılında Abdülvahap Tarzı tarafından çevrilmiş ve Milli Eğitim Bakanlığı yayınlarından çıkmış. Bunu hakikaten Tanpınar'ın dediği gibi bu felsefe anlamda o kadar önemli bir şey ki Batı felsefesinde de oldukça etkili olmuş. Yani Francis Bacon'ın Yeni Atlantis'i, Jean-Jacques Rousseau'nun Emil, Thomas More'un Ütopya'sı, Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'su bundan esinlendiği söyleniyor. Ama bu yani ben şuna üzülüyorum. Herkes Daniel Defoe'nun Robinson Crusoe'sunu biliyor ama bu Haybin Yaksan yeni yeni keşfedilmeye çalışıyor. Oysa buradaki fizik metafizik irtibatına bakacak olursanız yani büyük bir felsefi sistemin açıklanması ama Robinson Crusoe'yu aklınıza bir getirin, oradaki kölenin ismini bir aklınıza getirin. Bu Cuma biliyorsunuz yani oryantalist, o sömürgeci zihniyetin bizim İslam düşüncesinin en önemli metnini nasıl tarif ettiğini mesela ben buna dair bir çalışma yapmak lazım diye düşünüyorum. Şimdi figürler üzerine duralım. Yani biliyorsunuz felsefede hakikat nasıl anlatılır, değil mi? Bu eşyanın mahiyetini bilmek, kişinin gücü, işte kindiği merkeze alacak olursak kişinin gücü yettiği üstüne onun fiillerine benzemek. İşte mesela ben derslerde hep konuşurum, Sibgatullah ne demektir? Allah'ın boyasıyla boyanmak ne demektir? Tahallaku bi ahlakillah ne demektir? Allah'ın ahlakıyla ahlaklarınız ne demektir? Eşyanın mahiyetini bilmek, kişinin gücü yettiği ölçüsünde Tanrı'nın fiillerine benzemeye çalışması ne demektir falan diye konuşuyoruz ya, işte bu şeyde bu hay figürleri üzerinden, hayın, apsalın ve salaman figürleri üzerinden bunları konuşabiliriz. Yani bu metin hakikaten o kadar çok boyutlu bir metin ki işte ve bu felsefenin hakikatin işte avam sembolik hikayelerle anlatılır. İşte Platon'un mağara istiharesini biliyorsunuz. Zaten hayın sonucunu bir nevi onunla bağlıyor. Ondan sonra işte Fedon diyaloğu değil mi? Evet. O Sokrates'in ölümle cezalandırıldığı şey anlattı. Ortak şey işte Nüzzar dediğimiz İbn-i Baci'nin hareketle bu teknik bilimler, doğa bilimleri, matematiğe şey yapan alimler ama bir de Said Süeda denilen o fizik, metafizik irtibatını yakalamış, o zamansızlık ve mekansızlık boyutlarını yakalamış insanlar var değil mi? Yani şimdi bu işte hay, Salaman ve Apsal figürlerine geçmeden önce bunu ben ulaştığım o nihai şeyi söyleyeyim. Ondan sonra hayın bu figürleri nasıl böyle İbn-i Tüfel'in simgesel hale getirdiğini, anlaşılır hale getirdiğini şey yapayım. Yani bu biliyorsunuz Alime ve Arefe, Alime ya'limu alim, alime, Arefe ya'rifu arif, bir ilim ve marifet arasındaki bu bir ayrım var. Bu son derece önemli bir şey. Şimdi mesela 99 tane ismi var Allah-u Teala'nın. Bu bağlamda Ariftullah denilir mi? Denilir. Yani onu tanımak, onun sıfatları vasıtasıyla tanımak hem bilginizi artırır ama bilginiz arttıkça da bileceğiniz şeyler artar. Bu Alimtullah denilir mi? Onu birebir mahiyetiyle bilmek yok. Çok şey değil mi? Bir de yüzüncü at var. Hani o tesbihatta 99, Emin Mualuf'un da yüzüncü atı var falan. Şimdi dolayısıyla bu fizik metafizik irtibatını sağlayan işte vahiy alan peygamberlerimiz var ve nihai peygamber Hazreti Muhammed Aleyhisselam, o bir daha gönderilmeyecek. Şimdi onun varisçileri kim olacak? İşte bu alimler, Said Süeda, filozof dediğimiz bilge insan dediğimiz insanlar bu zamansızlık, mekansızlık boyutunu yakalamalar ne demektir? İşte Cibril hadisinde belirtilen iman, İslam, ihsan, ilmel yakin, aynel yakin, hakkel yakin aşamalarını
gerçekleştirmek bu sıradan insan için mümkün, avam için değil mi? Ama bir de peygamberimin varisçileri olan bilge insanların bu zamansızlık, mekansızlık boyutunu yakalaması hali var. İşte bu hale alimlik, abidlik, zahitlik değil, ariflikten bahsediliyor. Apsal'da bu figür. Bir de Salaman figürü var. Salaman yönetici, Apsal'ın en iyi arkadaşı, dinin zahiri boyutunu temsil eden insan. Apsal hem zahir hem batın boyutunu temsil eden insan. Ve bu bağlamda Apsal ulaştığı sonuçları, o Arif ulaştığı sonuçların kabul görmediğini görünce sıkılıyor ve hiç ıssız bir adaya gidiyor. Değil mi? Şimdi bu burada dursun. Çünkü bu şeyi bizim filozofların Kindi'den itibaren İbn Farabi, Kindi işte kelamdan felsefeye geçen aşamalardan bahsediliyor falan değil mi? Oysa Kindi yani mesela Mutezili gelenek içinde yetişmiş. Mutezili geleneğin diğer derslerde, videolarda da söyledik. O Sokrates öncesi gelenekten oldukça etkilendiğini değil mi? Ama önemli olan o Platonus'un bir kavramını, Orta Hristiyanlığın tesisine karşı o birin nasıl anlatılacağı hususu var. Bundan bahsetmiştim hatırlarsanız. Kindi şunu diyor. Diyor ki yani bu hani etkisi açısından insanın gücü yettiği ölçüde Yüce Allah'ın fiillerine benzemesidir. Tamam. Yani insanın kendini bilmesidir. Bunu zaten biliyorsunuz Sokrates'in şeyi kendini bilmesidir. Nefsini bilmesidir. Men arafe nefsehu fakat arafe rabbahu. Bunları konuştuk. Peki şey olan nedir? İnsanın felsefe gücü ölçüsünde ebedi ve külli varlıkların hakikatinin, mahiyetini ve sebeplerini bilmesidir. Bu nasıl olacak şimdi? Tamam mı? Bu teorik olarak konuşuyoruz şimdi. Bakın. Yani soyut varlıkları kavrarken soyut ve diğer dünyevi varlıkların kendilerine dönüşüp dönüşmediği sorusu var. Yani soyut düşüncede kendimizi aşar ve üstün bir şey olur muyuz? Bu Kindi diyor ki bu ruhlarımızı onları kavrayan aşkın formlar biçimini aldığını ama onlarla özdeş hale gelmediğini söyle. Yani soyut düşünceye girme konusunda Tanrı'ya yaklaşırız ancak böyle yaparak Tanrı'ya ulaşmayız. Bu Sıbgatullah ve diğer gücü yettiği üstünde ona benzemeyi, Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmayı böyle aklınızın bir kenarında dursun. Şimdi burada Farabi'nin ve faal akıl kavramı, faal akılla ittisal kavramı, müstefat aklın faal akla dönüşmesi devreye giriyor. İşte İbn Sina'nın Makamatul Arif'in risalesi burada devreye giriyor. Yani bizim meşai filozoflar faal akılla ittisalle bu soyutlamanın mümkün olduğunu, tümörlere ait bilgiyi kavrayabileceğini, kamil, insanı kamilden kastedilen bu olduğunu söylüyor. Artık insan bu aşamada dünyanın faniliğini, maddenin kıymetsizliğini, kesreti görüp oradaki vahdeti kavramak, o Tanrı'nın birliğine kavramak, geçici olmayan o saadetül kusvayı yakalamak ve bu anlamda bir soyut varlığa dönüşebileceğini söylüyor. Şimdi o Said Süeda denilen insanlar bunlar. Yani ne demek? Maddi ve manevi suretleri tam olarak idrak edilen insanlar, filozoflar. Hala soyut gidiyoruz değil mi? İşte burada İbn-i Tüfeil'in perspektifi devreye giriyor. Yani ben mesela Türk düşünce tarihinde diyorum ki bu Türk metafizinin temellerini işte İslam öncesini mümin dönemi, İslam sonrasını Müslüm dönemi olarak inceliyorum. O Orhun abidelerinden itibaren ki gelen süce, töre kavramını, kut kavramını, işte bu dolayısıyla İslam'dan sonra işte Farabi'nin faal akıl kavramını, Reis-ül Evvel kavramını, onun o vazifesini ifa edecek olan alimleri, bilge insanları falan konuşurken burada Yusuf Has Hacib'in
ve Ahmet Yesevi'nin işte bunları kamuya ulaştırdığını falan söylemiştim ya. Şimdi burada Hallac'ın mesela Yusuf Has Hacip Enel Hak terimini ve Hallac terimini son derece önemsiyor. Nurettin Topçu da önemsiyor. Bu bağlamda biliyorsunuz daha önce şeyi konuştuk biz. Yesevilik, Melamilik, Kalenderilik ve töre karşıtlığını konuştuk. Töre karşıtlığı dediğim işte bu hani bu Ahmet Kara Mustafa Tanrı Tanımaz Kulları diye işte bu çalışmalar yaptı. Benim son derece işte bu önemsediğim Ahmet Yaşar Ocak işte kalenderiler ile çalışmalar yaptı ve marjinal sufilik olarak nitelendirdi ya. Ben burada işte melamilik, kalenderilik ve töre karşılığı arasında bir şey kuruyorum. Onları zaten konuştuk. Ama burada önemli olan şu. Enel Hak tabirinin Türk metafizinin temellerini olarak söylediğimizi de işte bu hak nedir? İşte bu Salaman figürüne gönderme yapmak istiyorum. Hak nedir? Tanrı mıdır? Ölümsüz şeyleri kavradığımızda kendinden hatırlarsak o ölümsüz formlara dönüşür müyüz? Yok. Yani dönüşmeyeceğini şey yapıyor. Dolayısıyla Farabi, İbn Sina, İbn Bace, faal akılla ittisalle bu zamansızlık ve mekansızlık boyutunu yakalıyorlar. Gazali de bunu, işte İbn Tüfeil'in özelliği bu. Gazali de bunu şey yapmıştır diyor. Hay yazan Gazali de aslında bu o anı şey yapmıştır ama diyor diğer sufiler. Yani işte nedir onun adı? Bu nazari hikmete Hallacı Mansur, Rabiatul Adeviye, Beyazid-i Bestami, Mazama, Şani, Şanımı takdis ederim ne kadar yüce cübbemin altında ondan başka bir şey yok gibi alimler buna ulaşmışlardır. Fakat diyor bu sorun şu. Yani bu çerçevede bu metafizik yetkinliğe ulaşmışlardır. Ve bu diyor Farabi'nin de İbn Bace'nin de dediğinden farklı bir şeydir diyor. Yani İbn Sina'dır bunu aslında sistematize eden ve bu çerçevede Gazali de bu filozoflara ciddileştiren yönetmişlerdir ama Mişkatül Enver'de, Acayibül Kalp'te ve diğer hususlarda o boyutu yakalamışlardır. Yani bu peki fark ne? İşte fark burada devreye çıkıyor. Yani ilk dönem sufiler, Beyazid-i Bestami, Hallaç bu nazari hikmete ulaşmışlardı ama ruhi yetkinliklerini kontrol edemedikleri için bizim o şatahat dediğimiz vecd halindeki kontrolsüz sözleri söylemişler. Oysa mesela Gazali ilim ve marifetle yeterli donanımı o teorik arka plana ulaştığı için bu sufiler gibi bu tür şeyler söylememiştir. Munkız da bunları doğru görmemiştir ama Mişkatül Envar'da buna dair açılımları yapmıştır diyor. Şimdi bu çerçevede bakacak olursak biz bu arif kavramını yani işte apsalla şey yapacağız, özdeşleştireceğiz zahirle batını ve bu ben onun için diyorum işte Hallac'ın bu perspektifini Ahmet Yesevi Arapçası, Farsçası çok iyi 34 yaşında alim ve arif olduğunu söylüyor. Bakın bu çok önemli bir şey. Melamilerin bunu yanlış anladıklarını söylüyor. Ve bu geleneğin yani Enel Hak söyleminin, Fenafillah makamının bu İslam öncesindeki tenkricilikle fizik metafizik irtibatını mikrokozmosla makrokozmosun İslam sonrasındaki hali olduğunu daha önce konuştuk. İşte bu kamların velayet ısına dönüştüğünü söyledik. Bunu devam ettirenlerin daha sonra işte İbn Arabi bunu sistematik öğreti haline getiriyor bu tecelliyi, vahdet görüşünü, vahdet-i vücut şeklinde. Bunun işte Davud'ur Kayseri ve ben örnek insanlar, alimler olarak aldığım
Abdurrahman Camii, Molla Cami diye bildiğimiz insanlar. Bu yani felsefe, kelam ve tasavvufu bir arada götürüyorlar. Talimi bilimleri de bir arada götürüyorlar. Ama işte kırılmanın bu vahdet-i vücut, vahdet-i şuhut ayrımından olduğu söyleniliyor. Ben işte burada yine tekrar bir devreye giriyorum ve diyorum ki vahdet-i vücut, yani bu Hallac'ın, Yesevi'nin sistematize görüşlerini, ki onlardan çok önce vahdet-i vücut, vahdet görüşünü, ittihat görüşünü sistematize edenin İbn Arabi oldu. Doğrudur. Ve vahdet-i vücut görüşünü İmam Rabbani'nin çok, buna dair babasından ve hocalarından çok ciddi eğitim alıyor. Vahdet-i vücut aşamasını, o hani o zamansızlık, mekansızlığı şeyin Ahmet Yesevi'nin dediğiyle la mekandan dersler aldım diyor. Ondan sonra işte yani şeyi la mekandan, haktan dersler aldım. Ben işte arz ve kürsüyü gördüm, levh ve kalemi gördüm, varlık şehrini gezdim, söyledim bu can içinde diyor. Yani dolayısıyla İbn Arabi'den çok daha önce bu fenafillah aşamalarında bunu sistematize eden şeydir, Ahmet Yesevi'dir. Ve bunu üstelik basit, sade bir dille, hikmetlerle herkesin anlayacağı bir şekilde buluyor. O ilim derecelerine vakıf olduğu için, çok iyi eğitim gördüğü için de hani bu daha şey, gazaliler falan şey oluyor ya, o tür bir şatahata falan da girmiyor ama bunun yanlış anlaşıldığını, felsefi temelleri söylüyor. İşte bu apsal figürünü ve toplumdan dışlanmayı, Salaman'ın arkadaşını korumak için oraya gitmesini tavsiye etmesinin sebebi de bu. Yani bu insanların Hallac'ın derisinin yüzülmesi ve işte İbn Atan'ın öldürülmesi, diğerlerinin çektiği sıkıntılar falan gördüğünüz zaman bu felsefeyle dinin, akılla vahyin bu uyumuna dair rasyonalizmle emperizmin, tümevarımla tümden gerimsel temellerin araştırmanın ve bizim filozofların faal akıl kavramıyla bunları nasıl temellendirdiğini, arif kavramını temellendirdiğini görüyoruz. Yani benim kanaatim apsal bu demek. Salaman ise zahir figürlerle şey yapan fakih ve fakih denilir mi bilmiyorum. Çünkü fakih fıkıh derinlemesine nüfuz etmek, esrarına şey yapmak, makasıdur Kur'an ve makasıdur şeriayı bilmek. Hukukçular demek lazım, hukukçular. Yani dolayısıyla bu çerçevede baktığımız zaman bizim işte apsal figürümüz var, arif kavramı, işte bunu sistematize eden alimlerimiz var. Yani işte Farabi'nin kurduğu sistemin Yesevi tarafından kamusallaştırması, halka ulaştırılması var. İbn-i Bace'nin, İbn-i Sina'nın, İbn-i Tüfeil'in daha sistematik görüşleri var. İbn-i Tüfeil biliyorsunuz Gazali'ye de oldukça değer vererek bir sistem kurması son derece önemli. Gazali biliyorsunuz filozofları tekfir eden, bu anlamda tekfir eden bir alim. Şeye tekrar şimdi Hay'a gelelim. Esas evet bu iki figürü İslam felsefesiyle Türk düşünce tarihini, onun altında bir disiplin olarak Türk düşünce tarihini ve İslam ahlak felsefesinin iman, İslam, ihsan mertebesinde Sıbgatullah ve işte tahallaku bi ahlakillahla birlikte bir özet haline getirdik. Şimdi kısaca hemen şeye geleceğim. Burada Hay'da iki tane versiyon var. İşte hakikatin anlatımında elimizde bir Musa, Hazreti Musa'nın kıssası var. Bir de Hazreti Adem'in nasıl yaratıldığına dair. İster ilk insan, ilk peygamber olasın ama ilk insanın nasıl yaratıldığına dair oldukça işte şeyler, işte Anasır-ı Erba değil mi? Balçık, bu da buna dair hususlar var. Ve bir de şey var. Hazreti Musa'nın, yani Firavun'un bütün erkek çocuklar kendine rakip olacağını söylemeleri üzerine çocukları öldürmesi var. Bir süre sonra da toplumda bir kaos oluyor. İşte iş gücü eksik falan filan. Bir sene öldürüyorlar, bir sene öldürmüyorlar. İşte Hazreti Harun, mesela Hazreti Musa'nın abisi, o öldürülmemesi gereken seneye dek geliyor, kurtuluyor. Ama Hazreti Musa'nın doğduğunda öldürülmesi gereken. Annesi böyle emin küçük bir sandal gibi bir şeye, bir sepete koyuyor, Nil'e bırakıyor. İşte Asiye buluyor ve göz aydınlığımız olsun diyor ve Firavun'un sistemini alt üst ediyor. Elimizde iki tane versiyon var. Dolayısıyla burada rasyonalizm ve empirizm bağlamında bu aynı zamanda akılla da bir hidayete ulaşılıp ulaşmayacağını ya da peygamberin
mesajının ulaşmadığı yerdeki insanların durumu ne olacak sorusuna da gönderme yapar. Bir şeyin iyiliği, aklın rehberliğinin ne olduğuna da, yani bir şey iyi olduğu için mi iyi, yoksa o şey iyi olduğu için mi, yani Tanrı ona iyi demiştir, yoksa Tanrı dediği için mi iyidir? İşte işte hüsn kubuh meselesi var kelamda, aslah meselesi var. Felsefi olarak Menon diyaloğu ve Ötifron diyalogları var. Yani sorun aklın hakikatin bilgisine ya da hakikate ulaştırıp ulaştırmayacağı. Hayır, işte burada önemli, ıssız bir adaya gidiyor. O ıssız adada, yani ıssız adada ister birinci versiyonu alın. Birinci versiyon, akademik versiyon. Anasırı Erba, Tevellütü Zati, yani kendiliğinden oluşum teorisini çalıştırıyor. Bunu Ahmet Hoca'dan okuyorum. Bu kendiliğinden oluş teorisinde uygun sıcaklık ve nem şartları sağlandığı bir ortamda bulunan çamurun kendiliğinden mayalanacağı ve bu mayalanmış çamurun ruhu almaya elverişli bir istidat kazandığında ruhunun ona Allah tarafından verileceği düşüncesi savunulmaktadır. Burada Haydan metin var ve bu anlamda size Mehmet Bayraktar hocamın yaratıcı evrim teorisinden diye bir kitap olduğundan bahsedeyim. Yani tekamül nezariyesinden. Genelde evrim denildi mi malum tartışmalar geliyor. Bu İslam felsefesi bağlamında son derece önemli bir şey. İkincisi, halka anlatılan, Hazreti Musa kıssasıyla anlatılan her iki durumda da Hazreti Hay, yani uyanığın oğlu, yani benim soyadımı bu arada hatırlayın lütfen. Uyanığın oğlu diri, işte bütün Malcolm X ne demiş? Bütün uyanları uyandırmak için bir uyanık yeter falan. Ondan sonra Malcolm X'i de Sivilitasizm'in son derece önemsediğimi biliyorsunuz. Ve bu kardeşinizin de Sivilitasizlik çalıştığını biliyorsunuz. Pasif muhalefet. Şimdi bu bağlamda düşündüğümüz zaman tamamen, yani hiçbir eğitimin olmadığı bir adada. Şimdi oraya işte o hikayeyi biliyorsunuz. Var. İşte bir ceylan tarafından emziriliyor. Kardeşleri var, değil mi? İşte onları biliyorsunuz. Bir süre sonra bakıyor ki kardeşlerinden kendi farklı. İşte iki ayak üzerinde yürüyor. Bir süre sonra hicap duygusu var. İşte avret yerlerini örtüyor. Diğer hayvanları gözetliyor. Kendi farkını, natıka hayvan deniyor ya, insan natıka hayvan. Diğerlerinden olan unsurları falan görüyor. 7+7+7+7+ diye geçtiğine lütfen dikkat buyurun ve pedagoji açısından modern teoriler aklınızın bir kenarında olsun. Şimdi 4-4-4-2'ye gelen eleştirileri yapın. Yakın zamana kadar 7 kavramını düşünün ve İbn-i Tüfeil'in çok iyi bir hekim olduğunu, hakim ve hekim olduğunu düşünün. Bu çerçevede mikrokozmosla makrokozmos arasındaki irtibatı keşfediyor. Yani sürekli olarak kendini geliştiriyor. İşte annesi ölüyor, ceylan ölüyor. Ölümün ne olduğu tezi son derece önemli. Ve bu çerçevede işte kalbini çıkartıyor ve cerrah olduğunu düşünün, anatomi falan. Geriye kalan parça ondan bir parça ama o değil. İşte sonra diğer canlılardan şeyleri gömdüklerini görüyor, onu gömüyor. İşte ve diğer hususlar, metafizik olan hususlara dair çok rahat anlatımı olan bir metin. Ama neticede bir gün şey oluyor. İşte 28 yaş civarlarında, ki bu kemal yaşları oluyor. Adıya birisi geliyor. Apsal zaten bıkmış, o Arif kavramında anlattığım Apsal bıkmış ve artık ya yeter da diye uzlete çekilmek için inzivaya gidiyor. Onu biliyorsunuz, İbn-i Bace'nin sistemini alın. Yani o erdemsiz bir toplumda bir insan ne yapacak? Ya hicret edecek ya içine dönecek falan diye konuşmuştuk ya. Bu bir adaya geçiyor ve orada kendine benzeyen bir insan görünce Allah Allah, burada da var biri diyor. Ondan uzaklaşıyor. Apsal ise o suyun görünümden falan kendisini biliyor ya. Allah Allah, ilk defa kendine benzeyen biri var. Onun peşinden koşuyor. Neticede Apsal bakıyor ki Allah Allah, bu adam konuşma bilmiyor, şey bilmiyor falan, ona öğretiyor. Konuşma öğretiyor. Sonra ve o ulaştığı makamı, o zahir ve batında ulaştıkları hususları, yani tenzili Kur'an'ı anlatıyor. İyi de bu anlattıkları, tevhid, nübüvvet, meata dair anlattıklarının hepsinin tarafından, işte burada birisi eğer empirizm denilebilir mi ya da tüme varım, öbürü rasyonalizm, tümden gelim, hepsinin bildiğini fark ediyor. Demek ona bu diyorlar, demek ona bu diyorlar falan diye
Bunun üzerine müthiş şey yapıyor. İkisi de heyecanlanıyorlar. Ve Absa Hay diyor ki ya madem böyle diyor, felsefeyle din, akılla vahiy, yani tenzili Kur'an'la tekvini Kur'an, yaratılmış Kur'an, evrendeki insanın kendindeki ayetler, işaretler, simgeler, değişim, dönüşüm, evrendeki yapı arasındaki uyumu görünce heyecanlanıyor. Diyor ki Absal yapma, bak gideriz ama sukut hayale uğrayacak. Yok diyor ya, bunu anlatmamız lazım. Adı'ya tekrar dönüyorlar ve bu şeyde baktıkları zaman yani neticede insanların kendilerini büyük bir coşkuyla karşılayacaklar. Öyle bir şey yok. Yok öyle bir şey. Yani bir nevi mağara istiaresinin metaforunu düşünün. Karanlıktasınız, gölge zincirlere bağlanmışsınız, güneşten gölgeleri seyrediyorsunuz ve onları hakikat zannediyorsunuz. Oraya ilk tekrar onlara anlatmak için giren insan karanlığa gözü alışana kadar sekte ayakları falan şey yapıyor ya, onu alay ediyorlar falan. Yani neticede ulaştıkları sonucu anlatıyorlar ama herkes tedirgin oluyor. Ve iyice Salaman daha çok tedirgin oluyor. Çünkü o zahirde kalmış ve bir nevi bu otoritelerin, o Platon'un mağarasındaki insanların, tutsak edenlerin heykellerinin gölgelerine bakmakla yetinen kişiyi temsil ediyor. Kendi doğruluğundan son derece emin. Nesneler arasındaki benzerlikler bulmak için, vurgulamak için nesnelere iliştirilmiş bir at olduğundan, nominalizm, buna özellikle istirham ediyorum, bir at olduğunu farkında değil. Bu kiliselere karşı verilen mücadeleler, nominalizm, realizm tartışması da aklınızda olsun. Ve tedirgin oluyorlar. Bunun üzerine Hay da pişman oluyor. Niye? Çünkü o insanların zanni bilgilerinin, o tasdiklerinin, o hatabi kıyaslarınınla mutlu olduklarını, o kendisinin o şeyin cedeli kıyas, Salaman'ınki cedeli kıyas, yani ne kesine yakın ama hep bu hani diğerlerini şey yapıyor. O yakini bilgi kendilerine ulaştıklarının onları tedirgin ettiğinin farkında ve şey yapıyorlar. İşin tehlikeye girdiğini, hem canları riske giriyor hem de bu gölgeler aleminde bir değişiklik olmayacağını görüyorlar ve işin acı tarafı dönüyorlar. Nedir onun adı? Bir geri adaya dönüyorlar. Ve burada sorun şu, o Sokrates'i, yani Platon'un o Fiyadan diyaloğu diyorum ya, o Sokrates'i yargılanlara karşı müşteki ya, bir nevi at sineği vazifesi görüyor. Bunu hatırlamak lazım diyor metaforu. Bu Ahmet Cevizci hocanın tespiti. Ve bir de bu Salaman figürü üzerinden nominalist yapıya, realist, nominalist yapıya vurgu var. Bu açıdan ben Arefe, Ya'rifu, Alime, Ya'lemu terimlerinden hareketle, ilimle marifet arasındaki hareketle İbn-i Tüfeil'in sisteminin daha kapsayıcı, daha bütünleyici olduğunu, bizim filozofların bu faal akılla, ittisalle o zamansızlık, mekansızlık boyutunu mümkün olduğu